bugün artık Orhun yazıtlarının sonuncusu olan Ton Yukukyası'yla bitiriyoruz Orhun Türkçesini. Başlayalım, sonra Orhun Türkçesi ile ilgili bir genel tekrar yapalım. Bir sonraki dersimizde de Uygur Türkçesine geçelim. Başlayalım Ton Yukukyası'na. Öncelikle Ton Yukukyası'nda Kültigi ve Bilge Kağan yazıtlarından daha farklı bir üslup benimsendiğini, daha didaktik, daha hitabet üslubuna yakın olduğunu söylemiştik. Bakalım. Bilge Ton Yukuk, ben özüm Tapkaç iline kılındım. Ne diyor? Bilge Ton Yukuk, ben kendim Çin memleketinde doğdum diyor. Biliyorsunuz Çin entrikalarını bilen ve Çin içerisinde büyüyen birisiydi. Bilge Ton Yukuk gördüğünüz gibi bir tanımlama oluşturmuş. Aynı zamanda özel isimdir. Ben özüm derken ben kendim, bakın vurgu daha farklı, üslup daha değişti. Özümdeki meynin birinci tekil yerik eki olduğunu biliyoruz. Tapkaç iline derken Çin memleketine belirtisisin tamlaması il, isim kökü i, üçüncü tekil iyelik eki, ne ise nazal neyle yazılmış bakın, iyilikten sonra gelen yönelme hali ekidir. Kılıntıma baktığımızda kılmak fiil kökü, ne dönüşürlük eki, t belirli geçmiş zaman eki, ne ise birinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkar. Ne diyor? Türk modun Tapkaç'ka körülerdi. O zaman Türk milleti Çin'e tabiydi. Yani 1. Göktürk Devleti'nin yıkıldığı dönemden bahsediyor. Türk modun, daha doğrusu şöyle yazılması lazım. Türk modun, gördüğünüz gibi belirtisi isim tamlaması. Tapkaç'ka derken Tapkaç Çin anlamında isim kökü. Ka ise yönelme hali ekidir. Körülerdi derken körmek, bağlanmak, tabi olmaktır. Körülerdi'ye baktığımızda iki tane zamanı görüyorum. Geniş zamanın hikayesinin üçüncü tekil ya da çoğul kişisi bağlı idi. Bağlıydı anlamında çeviririm. Türk modunu kanın bulmayın Tapkaç'ta azırıldı, kanlandı. Ne diyor? Türk milleti kendi hükümdarını bulmayınca Çin'den ayrıldı, hükümdar sahibi oldu. Türk modun tanımlamasından bahsetmiştik yine iyelik ekinin olmadığından belirtisi isim tanımlaması. Kanın derken kan hükümdar anlamındaydı. Nazal neyle yazılsaydı baba anlamında, nazal neysiz yazılsa hükümdar anlamındaydı. Burada nazal neysiz kanın hükümdarını, kan isim kökü, i üçüncü tekil iyelik eki, ne ise iyelikten sonra gelen belirtme hali ekiydi. Bulmayın, bulmayınca olarak çeviririz. Bulmak fiil kökü, mayın ise olumsuz zarf fiil eki olarak karşımıza çıkar. Tapkaç'ta derken tapkaç Çin, dağda ise bulunma çıkma hali ekidir. Adırıltıya baktığımızda adırmak fiil kökü. Gördüğünüz gibi orta hecede ı düşmüştür. L burada dönüşlülük eki ya da edilgenlik eki dememiz daha doğru olur. T üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman eki. Kanlantı derken kan isim kökü. Lale isimden fiil yapım eki. Ne ise burada gördüğünüz gibi dönüşlülük ekidir. Nazal neyle olmayacak. Tı ise üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Kanlantı yani hükümdar sahibi oldu anlamında kullanılmaktadır. Gelelim bir diğer cümlemize. Kanın kudup Tapkaç Kaya'nı içikti. Hükümdarlığını bırakıp Çin'e bağımlı hale geldi. Bakın burada kanın derken kan hükümdar anlamındaydı nazal neysiz yazıldığında. İ üçüncü tekil iyelik eki. Ne ise iyelikten sonra gelen belirtme hali ekiydi. Kudup derken komak fiil kökü, de fiilin anlamını güçlendiren fiilden fiil yapım eki, fiilin sonunda yer alan p ise her zaman zarf fiil ekiydi. Tapkaçka derken tapkaç Çin anlamında kullanılan isim kökü, ka ise yönelme hali ekiydi. Yana yine anlamında kullanılır. İçikti derken içe bağımlı hale geldi. Yeniden bağımlı oldu anlamında. İç isim kökü, ik ise isimden fiil yapım eki, di üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Bir diğer cümleye bakalım. Tenri ança temiş erinç, kan verdim, kanının kodu biçiktin. Tanrı öylece demiş şüphesiz. Han verdin, sen hanını bırakıp tabi oldun. Tenri'nin artık Tanrı ve gök anlamında kullanıldığını biliyoruz. Ança öylece, a o zaminin çekime girmiş hali, ne zamir neyse çağçe ise eşitlik hali ekidir. Temiş derken temek fiil kökü, miş ise üçüncü tekil ya da çoğul belirsiz geçmiş zaman ekidir. Erinç olasılık edatı olarak geçiyor fakat muhakkak ki şüphesiz ki anlamı katar. Kan dertim derken kan hükümdar biliyorsunuz. Vermek fiil kökü, ti belirli geçmiş zaman eki, me ise birinci tekil kişi ekidir. Kanının derken
Kan hükümdar anlamında isim kökü, senin kanın olduğu için ikinci tekil iyelik eki, bakın nazal ne ile yazılmış. Sondaki ise iyelik ekinden sonra gelen belirtme hale gidir. Koduk derken kobak fiil kökü, de fiilden fiil yapım eki, kelimenin anlamını güçlendiriyordu. He zarf fiil eki, içiktin iç isim kökü, ik isimden fiil yapım eki, di üçüncü belirli geçmiş zaman eki. Bakın nazal ne ile yazılmış. Bir fiilin sonunda nazal ne varsa %1500 ikinci tekil kişi eklemiştik. Yerine G de gelebilir. İçiklik de diyebilirdi nöbetleştiği için. Bu da ikinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkar. Bakalım. İçiklik için Tanrı öl demiş erinç. Türk halkı yeniden bağımlı hale geldiği için Tanrı öl demiş olmalı. İçiklik içine baktığımızda iç isim kökü, ik artık isimden fiil yapım eki, dük her zaman yuvarlak ünlü olduğu için karşımıza çıktı hemen sıfat fiil diyoruz. Tenri öltemiş derken temek fiil kökü, miş üçüncü tekil ya da çoğul belirsiz geçmiş zaman eki, enişte şüphesiz muhakkak ki anlamında kullanılan olasılık edatıdır. Bakalım bir diğerine. Türk oldu ölti, alkıntı yok oldu. Türk milleti öldü, mahvoldu, yok oldu. Türk modun gördüğünüz gibi belirtisi isim tamlaması. Öltideki, alkıntıdaki ve yok boltudaki tığların üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman eki olduğunu biliyoruz. Ölmek anlamını biliyoruz. Alkınmak, yok olmak ve mahvolmak. Yok boltuya baktığımızda isim artı boğmak, kılmak, kışmak yardımcı eylemlerinden biriyle kurulduğu için birleşik eylem olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Türk sir bodun yerinde bot kalmadı. Türk sir halkı ülkesinde boy kalmadı. Türk sir bodun gördüğünüz gibi zincirleme isim tamlaması. Yerinde derken yer ülke anlamında kullanılır. İ üçüncü tekil iyelik eki. Ne zamir nesi iyelik ekinden sonra kullanılıyor ve zamirden sonra kullanılıyor. T bulunma çıkma hali eki. Bot boy anlamında kullanılıyor. Bodum zaten buradan geliyor. Kalmadı derken kalmak fiil kökü. Mame olumsuzluk eki. Dı ise üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Ne diyor? Ida taşta kalmışı kupranıp 700 boldu. Dağda bayırda kalmış olanları toplanıp 700 oldu. Zaten Orhunların kurulmasından bahsederken en başta 17 sonra 70 sonra 700'lerle toplandığını ve 2. Göktürk Devleti'ni kurduğundan bahsetmiştik. Bunu da zaten bu bilgileri de yazıttan öğreniyoruz gördüğünüz gibi. I orman anlamında kullanıyordu. Hatta ıgaç oradaki gaçka çekinden dolayı küçültme anlamı kattığından ağacın buradan geldiğini söylemiştik. Ida derken ormanda anlamında, dağda anlamında kullanılır. Dağda bulunma çıkma hali eki. Taş dış anlamındadır. Dağda yine burada bulunma çıkma hali eki. Kalmışı derken kalmak fiil kökü. Mışmış bakın ortada kullanılmış. Sonrasında kişi eki yok. Öyleyse geriye tek bir seçenek kalıyor. Sıfat fiil eki olması. Çünkü sonrasında isme gelen üçüncü tekil iyelik eki gelmiş. Kubranıp derken kubramak, toplamak, bir araya gelmektir. Ne dönüşürlük ekidir. Sondaki P ise her zaman zarf fiil eki olarak karşımıza çıkar. 700 boğmak, isim artı boğmak, kılmak, kışmak yardımcı eylemlerinden biriyle kurulduğu için birleşik eylem olarak karşımıza çıkar. Sondaki tı ise ünlüsü her zaman düzler olan üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Diğer cümleye bakalım. Ekimdeki atlı kerti bir ülügi ya da kerti. Ne diyor? Bunların iki bölüğü atlıydı, bir bölüğü yayaydı. İki ülük ve bir ülük sıfat tamlaması olduğunu görüyoruz. Ülük burada bölük anlamında kullanılır. Sondaki iler gördüğünüz gibi üçüncü tekil iyelik ekinin ünlüsü hep düzlardır. Atlık derken oradaki lık ekinin isimden isim yapım eki olduğunu görüyoruz. Atlık erti isim soylu yüklem oluşturduğu için ek eylemdir. Yadak derken de yaya bakın D'nin Y'ye döndüğünü, sondaki G'nin de Türkiye Türkçesine düştüğünü görüyoruz. Yadak erti yani yaya idi anlamında kullanılmış. Burada da yine isim soylu bir yüklem olduğu için ek eleman olarak adlandırabiliriz. 700 kişilik uduzluk mağulukı şat erdi. 700 kişiyi sevk eden üsleri şat idi. 700 kişilik gördüğünüz gibi sıfat tamlaması uduzlukma derken uduzmak, sevk etmek, göndermek anlamındadır. Ikma ekinin Türkiye Türkçesinde karşımıza çıkmayan fakat Orhun Türkçesinde gördüğünüz bir sıfat fiil eki olduğunu, ıkma ve ıkla eklerine dikkat etmemiz gerektiğini söylemiştim. Uluku derken uluk, ulu önder anlamında kullanılır.
üçüncü tekil iyilik ekidir. Şad derken de şad Orhunlarda ve Türklerle bir ünvan olarak karşımıza çıkar. Şad idi derken de burada ne yapıyoruz? Ek eylem yapıyoruz. Peki arkadaşlar bu bir birleşik eylem midir? Hayır. Burada boğmak, kılmak, kışmak yardımcı eylemlerinden biriyle kurulmadığı için biz şad erteğe birleşik eylem diyemeyiz. Bir diğerine bakalım. Aygıt idi ayıkması. Ben Ersin, Bilge Tonyukuk. Söyle dedi sözcüsü. Ben idim, Bilge Tonyukuk. Aygıl derken aymak söylemek, gılgile ki ikinci tekil emil kipiydi. Bunun yerine ay da diyebilirdi sadece. Eksiz de çekimleyebilirdi. Tidi derken timek söylemek, di üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman eki. Ayıkması derken aymak söylemek demiştik. Ikma ve ıkla eklerine dikkat ediyorduk. Bunlar sıfat fiil ekiydi. Sısı ise üçüncü tekil iyelik ekiydi. Ayıkması yani söyleyeli sözcüsü anlamında kullanılmış. Ben Ertim derken de ben idim. Gördüğünüz gibi isim soylu bir düklem yani ek eylem. Tı belirli geçmiş zaman eki. M ise birinci tekil kişi ekidir. Bilge Tonyukuk da özel isim biliyorsunuz. Buradaki bilge aynı zamanda bir ünvan olarak karşımıza çıktığından bilmek fiil kökü. G de fiilden isim yapım ekidir. Kagan mı kuşayın dedim. Bunu kağan mı yapayım dedim. Kagan mı kuşayın derken boğmak, kılmak, kışmak yardımcı eylemlerinden biriyle kurulduğu için kagan kışmayı birleşik eylem olarak kullanıyoruz. Sondaki ayın ekinli ise birinci tekil emil kipidir. Yani kağan mı yapayım olarak söyler. Temek fiil kökü, di belirli geçmiş zaman eki, ne ise birinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkar. Sıkıntım. Toruk bukalı semiz, toruk bukalı, semiz bukalı, Irak'ta bilser, semiz bukalı, toruk bukalı, teyin bilmez ermiş, teyin alça sakındım. Okuyalım Türkiye Türkçesi karşılığını. Düşündüm. İnsan zayıf boğa ile semiz boğayı uzaktan bilirse hangisi semiz boğa, hangisi zayıf boğa diye bilmezmiş diye öylece düşündüm. Bakın gördüğünüz gibi yazıtlarda benzetmelerin de kullanılması ve sanatlı bir ifadenin kullanılması dikkat çekiyor. Sakıntım derken sakınmak, düşünmek arkadaşlar. Aslında bunun kökünün samaktan, saymaktan geldiğini biliyoruz. Nasıl çözümleriz öyleyse? Samak, saymak fiil köküm. Sak, orada ke fiilden isim yapım ekim. Sakınmak ise tekrar fiilden isim yapım ekim. İsimden fiil yapım eki. T belirli geçmiş zaman eki. M ise birinci tekil kişi ekidir. Toruk bukalı zayıf boğa olarak karşımıza çıkar. Bakın bir sıfat anlamasıdır. Semiz bukalı da besili boğa anlamındadır. Gördüğünüz gibi semizi bugün Türkiye Türkçesinde de kullanıyoruz. Irak'ta derken Irak uzak, dağdaya bulunma çıkma hali ekim. Bilser derken şurada ayrılıyorum. Bilser bilmek fiil kökü. Serser şart gibi ya da zarf fiil ekiydi. Semiz buka, toruk buka. Bakın yine aynı tamlamalar geçiyor. Teyin derken temek fiil kökü. Yin zarf fiil ekim. Bilmez ermiş derken bilmek fiil kökü. Geniş zamanın olumsuzunun rivayetinin üçüncü tekil ya da çoğul kişisi. Çünkü bilmez ermiş olarak karşımıza çıkıyor. Anço derken o zamini çekime girmiş hali. Ne zamini ise çarçaya eşitlik ekidir. Sakıntım da yine aynı şekilde en başta çözümlediğimiz gibi samak fiil kökü, ke fiilden isim yapım eki, ın isimden fiil yapım eki, tı belirli geçmiş zaman eki, m de birinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkar. Antakisi Tenri Bilik Bertürk için özüm ok kagan kıştım. Ondan sonra Tanrı bilgi ve akıl verdiği için ben kendim onu kağan yaptım. Şimdi antakisi bir ifadedir. Aynı zamanda zaman zarfı olarak kullanılır. Ondan sonra anlamındadır. Antakise de o zamini çekime girmiş hali, ne zaminiyesi, tahtaya bulunma çıkma haline gidir. Kesenin sonra olduğunu biliyoruz. Tanrı bilik bir Bertürk için yani Tanrı akıl verdiği için olarak çevireceğiz. Bilmek fiil kökü ilk fiilden isim yapım ekim. Bertürk derken BV değişiminden vermek, vermek. Tük her zaman sıfat fiil ekim. Üçün zaten için edatım. Özüm derken öz kendi dönüşünürük zamiri. Ün birinci tekil iyelik ekip. Ok kıştım derken burada onu kağan yaptım anlamında kullanılır. Kagan kışmak birleşik eylemdir. Çünkü boğmak, kılmak, kışmak yardımcı eylemlerinden biriyle kurulmuştur. Kıştımdaki d belirli geçmiş zaman eki neyse birinci tekil kişi eki olarak karşımıza çıkar.
Bilge Torunikuk buyla bagat akan birle iltiriş kagan boluyum birle tapkaçın önce kıtanlık yırya okuzuk büküş ok ölürdü. Bilge Torunikuk buyla bagat akan ile iltiriş kağan olarak güneyde Çinlileri, doğuda Kıtayları, kuzeyde Oğuzları pek çok öldürdü. Bilge Torunikuk biliyorsunuz özel isim. Buyla bagat akan özel isim. Birle ile anlamında kullanıyor burada bağlaç görevinde. İltiriş kagan özel isim. Boluyum derken Bolmak fiil kökü, uyum da yine yanakini tiğinde de görüyorduk. Zarf fiil ekim. Viriye gördüğünüz gibi nedir bir? Güney anlamında kullanılır. Tabgaçık derken tabgaç Çin'di. Ik burada belirsiz hali ekim. Önde derken doğuda ileride anlamında. Rare'nin görüyorsunuz yön gösterme eki olduğunu biliyoruz. Kıtanlık derken kıtanlar özel isim. Sondaki G belirsiz hali ekim. Yeriye derken yarmaktan aklımızda gelecekti kuzeydi. A yönelme hali ekim. Okuzluk derken sondaki G belirsiz hali ekim. Büküş çok anlamındaydı. Ölürti derken ölmek fiil kökü. Fiilin ortasındaki R her zaman ettirgenlik eki. Öldürdü olarak çeviriyorum. Sondaki T ise üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Bilgesi çavuşu ben okertim. Danışmanı ve kumandanı bizzat ben edim diyor. Bilgesi derken bilmek fiil kökü, gage isimden fiilden isim yapım eki, si ise üçüncü tekil iyelik ekidir. Çavuş bakın BV değişiminden çavuşa dönüyor aslında. Çavuş isim kökü, i ise üçüncü tekil iyelik ekim. Ben okertim, bizzat ben edim. Oradaki ok pekiştirme olarak kullanılır. Ertim derken ben okertim derken ek eylem olduğunu görüyoruz. Çünkü isim soylu. T belirli geçmiş zaman eki, M ise birinci tekil kişiye gidir. Çogar küzin kara kumuk olurur ertimiz. Çogar dağlarının kuzeyinde kara kumda oturur idik. Çogar kuzin derken kuz kuzey anlamındadır. İ üçüncü tekil iyelik eki neyse iyelikten sonra gelen belirtmedir. Kara kumuk, kara kum özel isim olarak kullanılır. Olurur ertimiz derken olurmak, oturmak da biliyorsunuz. Burada iki zaman görüyorum. Geniş zamanın hikayesinin birinci çoğul kişisiyle çekimlenmiştir. Oturur idik diye çevirebiliriz. Gelelim Tonyuk Okyası'nın güney yüzüne. Keyif yiyip tabışkan yeyi olurur ertemiz. Yaban hayvanı yiyerek, tavşan yiyerek yaşar idik. Keyif biliyorsunuz geyik. Yiyü'deki yemek fiil köküm. Ye kaynaştırma harfi. Fiilin sonundaki ü de her zaman zarf fiil eki. Tabışkan tavşan biliyorsunuz BV'ye dönecek, G de düşecek. Burada da yeyi karşımıza çıkıyor zarf fiili unutmayalım. Olurur ertimiz derken olurmak oturmaktı. Geniş zamanın hikayesinin birinci çoğul kişisi olduğunu görüyoruz. Yaşar idik, oturur idik olarak çevirebiliriz. Bodun nogozu tokerdi. Yani halkın boğazı tok idi. Bodun nogozu yani halkın boğazı belirtisiz isim tanımlaması. Sondaki i, üçüncü tekil iyelik eki. Tokerdi derken de tok idi. İsim soylu olduğu için ermek yardımcı eylemiyle kurulduğu için ek fiil olarak karşımıza çıkar. Yakımız tekli ocuk tekerti, biz aş tekertimiz. Düşmanımız çepeçevre ocak gibiydi, biz ortasında aş gibiydik. Burada yakımız derken yaga düşmandı biliyorsunuz. Hımız ise birinci çoğul iyelik ekidir. Tekre derken tekre çevre anlamında kullanılır. Tegirmek fiil kökü, burada iyi düşmüştür. E ise fiilden isim yapım ekidir, tekre çevre anlamındadır. Ocuk tek yani ocak gibiydi, tek gibi edatıdır. Erti ile birlikte ek eylem oluşturur. Biz birinci çoğul kişi zamiridir. Aş tekertimiz derken yemek gibiydik. Burada tekertimiz derken, aş tekertimiz derken ermek yardımcı fiil, ti belirli geçmiş zaman biz de birinci çoğul kişiye gidir. Anço olurur erkle okuzda, okuzduntan kürek geldi. Öylece otururken Oğuz'dan kaçak geldi. Anço derken A o zeminin çekime girmiş hali, N zemin ise çerçevede eşitlik hali eki. Olurur erkli derken erkliğe dikkat edelim demiştik. Zarf fiil ekiydi. Oturur iken Türkiye Türkçesinde de kullanıyoruz değil mi? Buradaki ermek yardımcı fiilinin imek olduğunu günümüzde de bunun mesela otururken derken zarf fiil eki olduğunu biliyoruz. O yüzden olurmak, oturmak, R geniş zaman, erkli ise zarf fiil ekidir. Okusun derken buradaki gördüğünüz gibi farklı bir kullanımı görüyoruz. Bunu daha çok dındin eki olarak Uygur'da göreceğiz. Okusun derken dındin ayrılma hali ekim.
Kürek kelti derken kürek kaçaktır. Kelmek fiil kökü, ti ise üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zamana gidilir. Kürek sapı antak tokuz okuz bodun üze kagan olurdudur. Kaçağın sözü şöyle. Tokuz Oğuz halkı üzerine Kaan tahta oturdu der. Kürek kaçak demiştik. Kürek sabı derken kaçağın sözü olarak belirtisi isim tanımlaması. Sondaki üçüncü tekil yelik eki. Antak Anıtegin birleşiminden oluşuyordu. Anıtege çözümlediğimizde A o zeminin çekime girmiş hali. N zeminliyesi. I belirtme hali eki. Tek de gibi edatıydı. Tokuz okuz bodun özel isim biliyorsunuz. Aynı zamanda gördüğünüz gibi tanımlama oluşturuyor. Üzerine bir tek içerisinde re olmayan yön gösterme eki olarak bu kelime de demiştik. Eye, üze kök tengiri asra yagız yer kılındıkta ekin ara kişi oku kılınmış ifadesinde geçiyordu yazıtlardan. Kagan olurtu dir. Olurmak oturmaktı. Tı, üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zamandaki tir derken der anlamında çeviriyorum. Timek fiil kökü re de üçüncü tekil ya da çoğul geniş zamana gidir. Bakalım. Tabgaç korukunu Senelük ıdmış, kıtan garu tonra eşimik ıdmış. Bu kan Çin'e genel koyu göndermiş, kıtaya tonra eşimi göndermiş. Tabgaç garu derken tabgaç Çin anlamında kullanılan isim kökü. Garu yön göstermek içinde R var bakın. Bakın. Kunu derken burada ku özel isimdir. Mu ise belirtme hali eki olarak karşımıza çıkar. Senelük derken senil özel isimdir. Genel olarak kullanılır. Buradaki ük ise belirtme hali ekidir. Idmış derken ıdmak göndermekmiş. Üçüncü tekil ya da çoğul belirsiz geçmiş zaman ekim. Kıtan garu derken kıtaya özel isim. Garu burada yine yön göstermek ki bakın içinde R var. Tonra derken tonra eşim özel isim. Sondaki ik belirtme hali eki. Yine ıdmak göndermekmiş ise üçüncü tekil ya da çoğul belirsiz geçmiş zaman ekiydi. Sap ança ıdmış, askına Türk odun yoru yörermiş, kaganı alpermiş, aygucusu bilgi ermiş. Bunlarla şöyle haber söz göndermiş. Azıcık Türk halkı ilerliyormuş. Kaan'ı alp imiş, sözcüsü bilgeymiş. Bakalım, sap söz anlamındaydı. Ança öylece olarak çeviriyorduk. A, o zeminin çekime girmiş hali. N, zeminliyesi. Çarçe ise eşitlik ekidir. Idmak göndermektir. Üçüncü tekil ya da çoğul. Belirsiz geçmiş zaman ekim. Askına derken azıcık olarak çeviriyorduk. Buradaki kına ekinin palatalla ile yazıldığına, Uygur'da tekrar döneceğiz. Buradaki isimden isim yapım eki olduğunu hatırlayalım lütfen. Türk modun belirtisi isim tanımlaması, yoruyu vermiş derken yorumak, yürümek. Buradaki y kaynaştırma harfi kesinlikle şimdiki zaman eki değil. Kaynaştırma harfi geniş zamanın rivayetinin üçüncü tekil ya da çoğul kişisi. Kaganı derken onun kanı anlamında kullanıldığı için buradaki i'nin üçüncü tekil iyelik eki olduğunu görüyoruz. Alpermiş ek fiil oluşturmuş isim soylu olduğu için. Aygucusu derken aymak söylemek. Uçu eki ise sıfat fiil ekidir. Yani sözcüsü söyleyeni anlamında. Sığası üçüncü tekil iyelik eki. Bilgi ermiş derken de yine isim soylu olduğu için ek eylem olarak karşımıza çıkar arkadaşlar. Bir diğer cümleye bakalım. Ol iki kişi bar erser seni tapkaçık ölürteçi tirmen, önre kıtanık ölürteçi tirmen, bini okuzluk ölürteçik tirmen. O iki kişi var oldukça seni, sizi ve Çinlileri öldürecek derim. Doğuda kıtayı öldürecek derim. Beni, bizi, Oğuz'u öldürecektir derim. Şimdi baktığımızda çözümlediğimiz aslında aynı ifadeleri tekrar ediyor. Fakat farklı kullanımlar var ve bu ifade cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Ol iki kişi derken sıfat anlaması olduğunu görüyoruz. Bar erser yani var oldukça buradaki ersere baktığımızda ise anlamında kullanıldığına dikkat çekelim. Var oldukça. Sini derken sin ikinci tekil kişi zamiri i belirtme hali ekim. Tabgaç Çin'de sondaki g belirtme hali ekim. Ölür teçi derken ölmek fiil kökü. Fiilin ortasındaki re her zaman ettirgenlik eki. Teçi gelecek zaman eki. Bakın burada sıfat fiil anlamında kullanılmamış. Öldürecek derim diyor. Burada gördüğünüz gibi tirmen derken de geniş zamanın birinci tekil kişisini görüyoruz. Önre derken burada yine ön ileri anlamında kullanıyor. Rare yön gösterme eki. Kıtanık derken de burada kıtayı kastediyor. Kıtan özel isimdir.
Sondaki G belirtme hale gelir. Ölür teçitirmen derken öldüreceğini söylüyorum diye çeviririz yine. Ölmek fiil kökü. Ortadaki R geniz etirgenlik eki. Taçı teçi ise gelecek zaman ekidir. Tirmende gördüğünüz gibi geniz zamanın birinci tek ekşisidir. Bini derken bin, min olarak da karşımıza çıkar. Birinci tek ekşi zamiridir. İ belirtme hale ekidir. Oguzluk derken sondaki G'nin belirtme hale eki olduğunu görüyoruz. Ölür teçiktirmene dikkat edelim. Ölmek fiil kökü. R geniz zaman eki. Taçı teçi gelecek zaman eki. Sondaki K ise Orhun Türkçesinde pekiştirme anlamında kullanılan ve aile yazılan ök, ok biraz önce de çıkmıştı karşımıza. Edatının birleşmiş halidir. Aslında bunun açılmış şekli ölür teçi öktirmendir. Fakat burada ölür teçik diye birleştirerek öyü düşünmüştür. Bu yüzden buraya ayrı bir pekiştirme edatı yazacağız. Tirmende yine geniş zamanın birinci tek ekşisiyle çekimlenmiştir diyebiliriz arkadaşlar. Bakalım. Tavkaç birden yan tek, katan öldün yan tek, ben yırdınta yan tegeyim. Çinliler güney tarafından saldırın, Kıtaylar doğu tarafından saldırın, ben kuzey tarafından saldırayım. Tavkaç, Çin biliyorsunuz. Bir güneydi, di, isimden isim yapım ekim. Yan tek gibi kıta, yine özel isim Kıtaylar öndün derken, yani doğudan önden, dün yine orada isimden isim yapım ekim. Ben yırdınta derken, yırdınta burada yır, kuzey anlamında kullanıyor. Dın, isimden isim yapım eki. Tate ise bulunma çıkma hali ekidir. Tegeyim derken de saldırayım, tekmek, değmek, saldırmak. Ayın eyin ekini ise burada emir birinci tek ekşiyle çekimlendiğini görüyoruz. Dikkat etmemiz gereken kelimelerden birisi. Türk Sirbod'un yerin teyidi yorumazın. Yani Türk Sir halkı yerinde asla ilerlemesin. Kelimelere bakalım. Türk Sirbod'un derken tamlama olduğunu görüyoruz isim tamlaması. Yerinte derken yer isim kökü, i üçüncü tekil yelek eki, ne zamin ise, t de bulunma çıkma hali ekidir. İdi asla anlamında kullanılır. Yorumazun derken yorumak, yürümek, ilerlemek. Name olumsuzluk eki. Zun ise üçüncü tekil ya da çoğul emir kipi ekidir ki bunun yerine şunu da kullanabiliriz. Arkadaşlar bu eke dikkat ediyoruz. Sadece Orhun ve Uygur'da karşımıza çıkacak. Usar yiğidi yok kışalım tirmen. Elimizden gelirse tümüyle yok edelim derim. Burada dikkat etmemiz gereken yok kışalımın yine burada karşımıza çıkan birleşik eylem olması. Yok kışalım derken orada alıp elmekinin birinci tekil emir kipi olduğunu biliyoruz. Tirmen geniş zamanın birinci tekil kişisiyle çekimlenmiş. Gördüğünüz gibi zamir kökenli bir kişi eki almış. Ol sabık eşidip tüm uda sıkım gelmedi, kündüz olur sıkım gelmedi. Huzurda işitip gece uyuyacağım gelmedi, gündüz oturacağım gelmedi. O sabık derken o söz anlamında kullanıldığından, işaret sıfatı kullanıldığından nedir burada? Sıfat anlaması oluşturmuştur. Buradaki G belirtme hali ekidir. Eşitip derken eşitmek, işitmek sondaki B tabii ki de zarf fiil ekim. Tüm gece anlamıydı. Uda sıkım derken U uykudur. Udumaktaki buradaki D isimden fiil yapım ekidir. Sık ortada kullanıldığı için tabii ki de sıfat fiil ekidir. Im birinci teki iyilik ekidir. Kelmedi derken kelmek fiil kökü. Ne olumsuzluk eki. Di ise üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Kündüz gündüz. Olurmak oturmak. Sık sıfat fiil eki. Im birinci tekil iyilik eki. Kelmedi derken de yine kelmek fiil kökü. Ne olumsuzluk eki. Di ise üçüncü tekille de çoğul belirli geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Anta ötürü kaganımı ötürdüm. Ondan sonra kanımı arz ettim. Anta derken ondan sonra orada anlamındaydı. A o zeminin çekime girmiş hali. Ne zamin nesi? Ta da bulunma çıkma hali ekidi. Kaganımı derken kagan isim kökü. Im birinci tekil iyelik eki. A da yönelme hali ekidir. Ötüntüm derken ötmek, arz etmek anlamında kullanılır. Ötüntüm. Orada ötmek fiil kökü, ne dönüşlülük eki, ti belirli geçmiş zaman eki, me ise birinci tekil kişi ekidir. Anço ötündüm, tapkaç okuz kıtan, bu çegün kabuslar kaltaçı biz. Şöylece arz ettim, Çin, Oğuz Kıtaylılar bu üçü birleşirse çaresiz kalırız. Anço öylece şöyle anlamında kullanılır. A, o zeminin çekime girmiş hali, ne zamin nesi, çağda eşitlik eki. Ötüntüm derken ötmek, söylemek,
Ötün'deki ün eki, dönüşlülük eki, ti belirli geçmiş zaman eki, ne birinci tekil kişi eki. Tapraç, Çin, Oguz, Oğuz, Kıtam, Kıtay. Bu çekü derken bu şekilde yaparız. Bu üç ege olarak karşımıza çıkar. Bu işaret zamiridir. Üçü zaten biliyoruz. Agu ege ekinin de zaten burada topluluk anlamı katan bir ek olduğunu biliyoruz. Bunları birleştirmiş, bu çeki olarak karşımıza çıkarmış. Kabusa dediğimizde birleşse anlamında kavuşmak, kavuşmak daha doğrusu. Beynin V'ye döndüğünü biliyoruz. Sarser ekinin hem zarf fiil hem de şart eki görevine kullanıldığını söyleyebiliriz. Kalpaçı biz artık burada taçıdan sonra kişi eki geldiği için rahatlıkla gelecek zaman diyebilirim. Biz eki de birinci çoğul kişi ekidir. Öz içi taşın tutmuş tek biz. Bir şeyin içi dışını tutmuş kaplamış gibiyiz. İçi derken i üçüncü tekil iyelik eki. Taşın taş isim kökü. I üçüncü tekil iyelik eki. N iyelikten sonra gelen belirtme çünkü dışını olarak çeviriyorum. Tutmuş derken mış belirsiz geçmiş zaman üçüncü tekil ya da çoğul kişi eki tek gibi. Biz ise birinci çoğul kişi ekidir. Tutmuş biz olarak aslında araya tek girmiş. Bu bizi yanıltmasın arkadaşlar. Oradaki biz zamir değil, kişi ekidir. Yürürlü erkle tapılgalı uçuz ermiş. Yiğinçe erkek üzgeli uçuz yay uçuz yuka kalın bolsar. Topulguluk alp ermiş. Yiğinçe yokun bolsar üzgülük alp ermiş. Bir şey yufka yani inceyken delmek kolaymış. İnce olanı kırmak kolay. Yufka kalın olursa delmek zor imiş. Yoğun olursa onu kırmak zor imiş. Bakın yine benzetmeler kullanıyor. Yufka dediği tabii ki de yufka. Yufka iken yani yufka erkliyken derken burada yufkanın ince olmasından bahsediyor. İnceyken anlamında benzetmeyle gitmiş. İken burada gördüğünüz gibi zarf fiil ekidir. Topulgalı derken topulmak, delmek anlamındadır. Galı geli ekinin zarf fiil eki olduğunu biliyoruz. Türkçesi ile aynı sondaki G düşecek zaten. Uçuz ermiş yani kolaymış olarak kullanılmış ek eylem. Yinçe dediği ince. İnce iken bakın sondaki Y düşecek. İlerleyen dönemlerde erklik yine burada zarf fiil olarak kullanılmış. Üzgeli derken üzmek fiil kökü. Galı geli yine zarf fiil eki. G düşecek Türkiye Türkçesinde. Ucuz yufka derken ince yufka. Kalın bolsa yani kalın olsa buradaki sarser ekinin şart eki ve zarf fiil eki olduğunu söylemiştik. Topulguluk derken topulmak fiil kökü. Guluk ekinin yine zarf fiil eki olduğunu söylemeliyiz. Alp ermiş derken de alp imiş. Gördüğünüz gibi isim soyulu olduğu için ek eylem. Yinçe, yinçge dediğimizde gage yönelme hali ekim. Yogun bolsa yine sarser şart ya da zarf fiil ekim. Üzgülük derken lük orada isimden isim yapımı eki. Alp ermiş de yine isim soyulu olduğu için ek eylem olarak nitelendireceğiz arkadaşlar. Önde kıtamda bir ya tabraşta, kurya kurudunta, yır ya oguzda, eki üç bir sümüz keltiçimiz bar mu ne? Doğuda Kıtay'dan, güneyde Çin'den, batıda batıdan, kuzeyde Oğuz'dan gelecek 2-3 bin askerimiz var mı ne? Önre doğu ve ön olarak kullanılır. Rare'nin yön göstermek olduğunu biliyoruz. Kıtan özel isim Kıtay. Dade bulunma çıkma hali ekim. Bir güney, e yönelme hali ekim. Tapraş Çin biliyorsunuz. Dade bulunma çıkma hali ekim. Kurya derken kuru batı anlamındadır. AE yönelme. Kurulunta derken oradaki tate bulunma çıkma hali eki. Yır kuzeydi. Yırya derken A yönelme hali eki. Oguz isim kökü. Dade bulunma çıkma hali eki. Eki 3000, iki 3000 sayı grubu görüyorsunuz. Sümüz derken de askerimiz anlamında kullanılmış. Sü askerdi. Müz burada birinci çoğul iyelik eki. Kelteçimiz dediğimizde kelmek fiil kökü. Taçı teçi gelecek zaman eki. Miz ise birinci çoğul kişi ekidir. Var mı ne? Yani gelecek askerimiz var mı diye soruyor bakın. Gördüğünüz gibi soru edatlarının bitişik yazıldığı dikkatimizi çekiyor arkadaşlar. Anca ötündüm. Şöylece arz ettim. A o zeminin çekime girmiş hali. Ne zemin ise ça eşitlik ekidir. Ötüntüm derken ötmek konuşmak söylemektir. Oradaki ne dönüşlülük ekidir. Ti belirli geçmiş zaman M de birinci tekil kişi ekidir. Kaganın ben özüm bilge toyluguk. Ötüntük ötünçümin eşidi berti könlünçü ulus dedi.
Kanun, ben kendim Bilge Toyukuk'un arz ettiğim ricamı dinledi. Orduyu gönlünce sevk et dedi. Kaganım derken Kagan isim kökü, ım birinci tekil iyilik ekim. Ben özüm bakın arka arkaya hem kişi zamirini kullanmış birinci tekil hem de dönüşümlük zamiri kullanmış anlamı pekiştirmiş. Özümdeki üvekiliğine iyilik ekilir. Bilge Toyukuk özel isim, ötüntük ötünç derken ötmek fiil kökü, oradaki ne dönüşlülük eki, tük ise sıfat fiil ekidir. Ötünçümin derken ötmek fiil kökü, ün dönüşlülük eki, ç fiilden isim yapım eki, üm ise birinci tekil iyelik eki, sondaki in ise iyelikten sonra gelen belirsme hali ekidir. Eşütü vertiğe dikkat edelim. Bakın bir birleşik eylemle karşı karşıyayız. Eşitmek fiil kökü, asıl fiil, ü fiilin sonunda yer aldığı için zarf fiil, vermek tasviri fiil, öyleyse bu bir birleşik fiildir. Ti, üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman eki, könlünce derken könül isim kökü, senin gönlün olduğu için nazal neyle olduğundan ikinci tekil iyelik eki, çe eşitlik eki. Uduz seti derken utmak, göndermek, uduzmak yine aynı şekilde. Buradaki uzakinin ettirgenlik eki olduğunu biliyoruz. Çünkü fiilin ortasındaki re, te, tır, tır, gur, guz ve uz ettirgenlik ekiydi. Uduz yani emir kipiyle gönder anlamında eksiz kullanılmış. Bunun yerine uduz kıl da diyebilirdi. O zaman uzu daha rahat bulurduk. O yüzden ettirgenlik ekidir. Temek fiil kökü değilse üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir. Kökönük, yogarı ötüken yışkarı uldusu. Kökön kırmağını geçerek ötüken dağlarına doğru sevk etti. Kökönük derken burada özel isim kullanıyor. Yoguru derken burada dikkatimizi çeken ruhunun kullanılması, yön gösterme ekim. Geçerek anlamında sonuna da zarf fiil ekini almış bakın. Ötüken yışgaru derken yış biliyorsunuz dağ anlamındaydı. Yine aru eri ekinin kullanılması yön gösterme ekim. Udustun bakın udmak göndermek. Sondaki ortadaki uz ekinin ettirgenlik eki olduğundan bahsetmiştik bir önceki cümlede. Tı belirli geçmiş zaman eki. M birinci tekil kişi eki. Burada udustun gönderttin diye çeviririz Türkiye Türkçesine ama anlamı pekiştirmek için ettirgenlik ekinin kullanılmasına dikkat edelim. İnegek kölegin Togla'da Oguz geldi. İnegek Gölcü ile Tola Irmağı'ndan Oğuzlar üzerimize geldi. İnegek özel isim. Kölekin derken de köl isim kökü, ek isimden isim yapım eki, in ise araç durumu ekidir. Togla'da yani Tola Irmağı'nda dağda bulunma hali eki, kelmek fiil kökü, ti de üçüncü tekil ya da çoğul belirli geçmiş zaman ekidir arkadaşlar. Böylece Orhun yazıtlarının hem Kültekin hem Bilge Kağan hem de Toygbuk yazıtlarından çıkma ihtimali olan metinleri çözümledik. Peki Orhun Türkçesinin gramerini bir genel tekrar yaparsak Uygur'a geçmeden önce. Öncelikle hatırlarsanız bir hal eklerine bakalım. Yönelme hali ekine baktığımızda GG, KK ile karşılaşıyorduk yalın kelimelere geldiğinde. Bunun dışında birinci tekil iyilikten sonra AE'yi görüyorduk. İkinci ve üçüncü tekil iyilikten sonra ise nazal neyi, nane ile karşılaşıyorduk. Belirtme hali ekine baktığımızda yalın kelimeye geldiğinde kelimenin sonunda G olarak karşımıza çıkıyordu. Bunun dışında üçüncü tekil iyilikten sonra tek başına ne kullanıyordu? Çok az örnekte de nani örneği vardı. Bunun dışında bulunma ve çıkma bu dönemde aynı eklerle karşılanıyordu. Dağ dev ve tatil ile karşımıza çıkıyordu. Bir fiilin sonunda nazal ne ya da g varsa %1500 ikinci tekil kişi demiştik. Bunun dışında baktığımızda ilki tamlayan hali ekinin eğer tamlama kuruyorsa yine ın, in ve ninin her zaman nazal ne olduğunu hatırlayalım. Çağçe eşitlik hali ekidir. Bir fiilin ortasında r, t, tır, dır, gur, guz ve uz varsa %1500 ettirgenlik ekidir. Bunun dışında fiil çekimlerine baktığımızda zamir kökenli çekimler ve iyelik kökenli çekimler karşımıza çıkıyordu. Özellikle bu dönemde 3 tane gelecek zaman ekinin olmasına dikkat edecektik. Taçı ekli, sık ekli ve çı ekliydi arkadaşlar. Bunun dışında dikkat etmemiz gereken çekimlerden birisi emir kipi çekimiydi. Özellikle ikinci kişinin gılgı ile çekimlendiğini, üçüncü kişilerin zun, dün ve çünçün olarak karşımıza çıktığını hatırlayalım. Bunun dışında yine dikkat etmemiz gereken bir başka husus bu dönemde şimdiki zamanın olmamasıydı. Sadece geniş zaman şimdiki zaman anlamıyla veriliyordu. Bunun dışında hep karşımıza çıkan belli başlı ekler vardı. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyordu.
Sizler de metin üzerinden gramer kurallarını uyguladığınızda Orhun Türkçesinin bir sıkıntı yaratmayacağını göreceksiniz. Mutlaka Orhun Türkçesinden bir soru çıkıyor sınavda. Lütfen kuralları iyice bildikten sonra metinleri çözümleyelim. Bir sonraki dersimize Uygur Türkçesiyle devam edeceğiz. İyi çalışmalar diliyorum.